bu videoda sizlere önümüzdeki yıllarda adından sıkça söz ettirecek bir parametre olan PPDA'dan bahsedeceğim. Bakalım neymiş bu PPDA, futbolu nasıl etkiliyormuş bir konuşalım. Kimi teknik direktörlere göre yeşil sahada rakibin atağını durdurmanın en etkili yollarından biri henüz atağa başlamadan kalecisine ve stoperine baskı yapmaktır. Böylece rakip oyuncular baskı altında kalır ve panikler. Bu yüzden ya hatalı pas atar ya da topu rastgele uzaklaştırmaya çalışır. Eğer bu baskıyı başarıyla yaparsanız rakibinizi hazırlıksız yakalayıp hücum avantajını ele geçirebilirsiniz. Ön alanda baskı aslında eski bir düşünce. Geçmişte Rinus Michels, Lobanovski ve Arrigo Sacchi'nin takımları ön alanda baskıyı başarıyla uyguladı. 90'lı yılların sonunda Fatih Terim de bu yöntemi kullanmıştı. Ne var ki ön alan baskısı sistematik değildi ve geliştirilmesi gerekiyordu. Burada antrenörlerin işini kolaylaştıran bir dönüşüm yaşandı. Futbol ile bilim birlikte hareket etmeye başladı. İstatistik, veri analizi ve bilimsel metotlar önem kazandı. Akademik çalışmaların sayısı hızla arttı. Bu değişimi iyi takip eden Ralf Rangnick 1998 yılında şöyle bir tez öne sürdü. Hücum yapan takımın gol atma ihtimalinin yüksek olduğu an topu kazandıktan sonraki ilk 10 saniyedir. Fakat futbol otoriteleri Rangnick'in bu görüşüyle dalga geçti ve genç çalıştırıcıyla alay etmek için ona profesör lakabını taktılar. Fakat dalga geçtikleri bu genç ileride modern futbolun şekillenmesini sağlayacaktı. Ön alan baskısı farklı teknik direktörler tarafından farklı yorumlanabiliyor. Kim teknik direktörler rakibi kanatlarda sıkıştırırken kimleri merkezde presi tercih edebiliyor. Ama yine de ön alan baskısının prensibi aynı. Rakipten topu hızlıca kapmak ve olabildiğince çabuk biçimde gol atmaya çalışmak. Ön alan baskısının önemini anladınız. Şimdi asıl konumuz olan PPDA'ye gelelim. PPDA nedir? Passes per defensive action ifadesinin kısaltılmış halidir. Yani defansif aksiyon başına yapılan pas anlamına gelir. Presin yoğunluğunu gösterir. Bazıları PPDA'nin presin niteliğini veya kalitesini gösterdiğini söylese de bu doğru değil. PPDA nicel bir değerdir ve pres yoğunluğunun sayılarla ifade edilmesinden ibarettir. PPDA neden önemlidir? PPDA rakibinizi 2. ve 3. bölgede ne kadar az topla oynattığınızı ve ne kadar az pas yaptırdığınızı gösterir. Rakibinize az pas yaptırırsınız, hücuma çıkmasını engellersiniz. Ayrıca kendi takımınızda gol fırsatları yakalamasını sağlarsınız. Yani en iyi savunma saldırıdır felsefesinin bir nevi futboldaki bilimsel karşılığıdır. PPDA nasıl hesaplanır? Topa sahip olan ve geriden oyun kuran takımın 1. ve 2. bölgede yaptığı pas sayısının rakibin bu bölgede yaptığı defansif aksiyona bölümüyle elde edilir. Ne kadar düşük çıkarsa o kadar iyi pres yapıldığını gösterir. Burada bahsedilen defansif aksiyon nedir? Topu kapmak için girişilen her türlü faul, hamle, yatarak müdahale ve pas kesme girişimidir. Örnek üzerinde anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Senaryo 1. Kırmızı takım kaleciden itibaren geriden oyun kurmaya çalışıyor. Kendi yarı sahasında pas yapmaya başladı. 8 pas yaptı. Sarı takım oyuncuları ön alanda pek topu kapmaya niyetli değil. Bir oyuncu tek hamlede topu aldı. Yapılan defansif aksiyon sayısı 1. O zaman PPDA pas bölü aksiyon eşittir 8. Senaryo 2. Kırmızı takım kendi yarı sahasında 4 pas yaptı. Sarı takımda ön alanda bulunan oyuncular topu kapmak için toplamda 1, 2, 3 ve 4 defansif aksiyonda bulundu. Sonunda topu aldı. O zaman PPDA 4 bölü 4 eşittir 1 oluyor. İki senaryo arasındaki farka bakalım. İlk senaryoda rakibe çok baskı yok, rahat bir şekilde paslaşıyorlar. Sarı takım oyuncuları topu kazanmak için hamlede bulunmuyorlar. Bu durumda PPDA yüksek oluyor. İkinci senaryoda ise sarı takım kırmızı takımın yarı sahasında yoğun pres yaparak rakibi rahatsız ediyor. Rakip 4 pas yapıyor ve yoğun presten dolayı stres artıyor. Sonunda topu kaptırıyorlar ve sarı takım 4-5 futbolcusuyla birlikte gole gidiyor. İkinci senaryoda PPDA düşük çıkmakta. Kırmızı takım topla oynama imkanı bulamıyor ve daha az pas yapabiliyor. PPDA'nın önemi burada ortaya çıkıyor. Sarı takım kırmızı takımın atağını daha başlamadan sona erdiriyor. Kırmızı takım oyuncuları baskı altında olduğu için pas hatası yapabiliyor. Sarı takım ise rakibi hazırlıksız yakalıyor. Rangnick'in perspektifinden bakarsak gol atma şansı %60'lara kadar çıkıyor. Bu da sarı takımı üstün hale getiriyor. Peki PPDA bir başarı kriteri midir? PPDA ön alanda baskı yapan takımlar için önemli bir parametre. Tuchel'li Chelsea'nin PPDA sıralamasında Premier Lig'de en üstlerde yer alması tesadüf değil. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerian İsmail de PPDA'ya önem veren bir teknik direktör. Geçmişte görev yaptığı 3 kulüpte de 3.7 gibi düşük bir değere sahip oldu. Beşiktaş Sergen Hoca ile 5.1, Önder Hoca ile 4.3 ortalamaya sahipti. Türkiye'de İstanbul Spor'da PPDA konusunda dikkate değer bir performans sergiliyor diyebiliriz.
Bununla birlikte ön alanda baskı yapmamanız, yani PPDA'nızın yüksek olması sizin kötü futbol oynattığınız anlamına gelmiyor. PPDA'yı yüksek olan, yani ön alanda rakibin top oynamasına izin veren teknik direktörler var. Serie A'da Mourinho'nun Roma'sı, Lig 1'de Pochettino'nun Paris Saint-Germain'i ve La Liga'da Simeone'nin Atletico Madrid'i PPDA sıralamasında sonlarda yer alıyor. Çünkü bu teknik direktörler ön alan baskısını tercih etmiyorlar. Dolayısıyla PPDA değerleri yüksek çıkıyor. Atletico Madrid'in ligdeki PPDA ortalaması 7 iken Şampiyonlar Ligi'nde 8'e kadar yükseliyor. Bu da dediğimiz gibi oyun felsefesiyle alakalı. Türkiye Ligi'nden bir örnek verelim. Pereira döneminde Fenerbahçe'nin PPDA değeri 5.89 iken İsmail Kartal döneminde 6.96'ya yükseldi. Yani Fenerbahçe İsmail Kartal'la birlikte ön alan baskısını yaklaşık %20 azalttı. Bununla birlikte takım Pereira dönemine göre daha çok puan toplamayı başarabildi. Klopp ile Pep Hoca'nın da PPDA değerlerini kıyaslayalım. Gördüğünüz gibi Klopp'un PPDA değeri son yıllarda hafif yükselişe geçse de genelde büyük bir fark yok. Guardiola'nın ise geçtiğimiz sezon ön alan baskısını azalttığını fakat bu sezon tekrar arttırdığını görüyoruz. Bu tabloda dünyanın pek çok ligindeki PPDA değerlerini görüyorsunuz. Kosova, Bosna-Hersek ve Çekya ligleri PPDA değerlerinde zirvede. E tabi PPDA değerinin düşük olması bu ligleri ve oyuncuları kaliteli yapmamakta. PPDA'yı sağ içi kadar sağ dışı şartlar da etkilemekte. Ligin yaş ortalaması, iklim ve ödenen primler takımları daha garantili veya daha riskli oynamaya itebiliyor. Görüldüğü üzere PPDA standartları olmayan bir değer. Kimi takımlar için 5 az olabilirken kimileri için 7 yeterli olabiliyor. Bazı takımlar oyun felsefesi gereği ön alanda baskı yapmayabilir. Bazıları ilk yarı yüksek pres yapıp ikinci yarı takımı geriye çekebilir. Bazı takımların fizik gücü yetersiz olabilir. Ligin son haftalarında düşen kondisyon ve motivasyonla birlikte baskılı oyun azalabilir. Dolayısıyla PPDA her takım için bir başarı kriteri olmamakta. Ön alan baskısının başarıya ulaşması için sıkı bir disiplin, yüksek fizik gücü ve direnç şart. Örneğin Red Bull Salzburg'un genç ve dinamik kadrosu baskı kurmak için ideal. Zaten kendi liglerinde de 3.6 gibi bir PPDA tutturmaktalar. Bu durumda böyle bir takımda yaşlı, koşmayan, pres yapmayan oyuncuların kendine yer bulması zor olabilir. PPDA'nın başarılı olması, yani değerlerin düşük çıkması takımın başarıya ulaşacağı anlamına da gelmemekte. Böyle olsaydı Bielsa'nın yönettiği Leeds Premier Lig'de zirvede olurdu. Yani sadece iyi pres yapmanız yetmiyor. Hücum hattınızın kuvvetli olup yakaladığı fırsatları gole çevirmesi lazım. Ayrıca çok iyi defans oyuncularına ihtiyacınız var. PPDA'nın ve ön alan baskısının önem kazanması takımların kadro mühendisliğini de şekillendiriyor. Ön alan baskısıyla oynayacak takımlar hücum hattını buna göre şekillendirirken bunu tercih etmeyen ve ligde görece zayıf kalan takımlar, yüksek PPDA sahip takımlar karşısında kendilerince önlem almaya çalışıyor. Mesela iyi pas atan, inisiyatif alan ve hata yapmaya meyilli olmayan kaleciler ve savunma oyuncuları tercih sebebi oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki sezonlarda nitelikli kaleci ve savunma oyuncularının piyasa değerleri artacak, ön alan baskısına direnecek güçte olmayan takımlar ise zor durumda kalacak diye tahmin ediyorum. Özellikle PPDA'yı düşük takımlar karşısındaki zayıf takımlar buna karşı durabilmek için kendi tezlerini geliştirmek zorunda kalacak. Son olarak şunu ekleyelim, burada bahsettiğimiz PPDA değerleri Instat'tan alındı. Y-Scout ya da StatsBomb gibi farklı analiz platformlarında, farklı yazılımlarda bu değerler farklı çıkabiliyor. Çünkü her yazılımın parametreleri birbirinden farklı olabiliyor. Yani benim burada gösterdiğim bir değer farklı analiz yöntemiyle bambaşka bir değer çıkabilir. Benim 3.7 dediğim PPDA farklı bir analiz yazılımıyla 6-7 çıkabilir. Bunlar sizi yanıltmasın. Yine de PPDA değeri ne kadar düşükse presin o kadar iyi olduğu konusunda herkes ortak kanıda. Bu videoyu hazırlamak için sevgili dostum Burak Manap'la yaklaşık 3 aydır kafa patlatıyoruz. PPDA konusunda çeşitli makaleler ve videolar var fakat bunların biraz yetersiz olduğunu düşünüp detaylı bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu videoyla da PPDA'yı iyi anlattığımızı düşünüyoruz. Yakında tıpkı XG gibi PPDA'yı de sık sık duyacağımızı tahmin ediyoruz. Ben Mr. Manager, bir sonraki videoda görüşmek üzere.